Başkanım hoş geldiniz. Nasılsın? Sayın Başkanım hoş geldin. Ters köşe yaptı. Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Ya şöyle gel. Sayın Talas Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Talas İlçe... Çok şükür hizmette sınırı olmayan bir değerli Mustafa Yalçın Başkanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü başkanımın bir lafı vardır. Kırsalı yönetmeyen, sahip çıkmayan kenti yönetemez diye. Çok doğru bir tespitte bulunmuş kendisi. Çok sağ olsun. Kırsalımızda bu zamana kadar 5 yıl içerisinde pandemi ve depremden dolayı yine de hız kesmeden devam etmiştir. Çünkü son bir ayda bugünkü açılışını yapacağımız olan sosyal tesisimin 5.'si ya da 6.'sı olacak inşallah. Yarın da var, daha ileriki günlerde de var. Bunlar ufak tefek işler değil. Çok şükür bunu kırsalımıza kazandırıyor. Elhamdülillah. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda Haziran'da kanalımız başlamıştır. 28 milyonluk projedir. Ufak tefek işleri söylemiyorum. Yok parktadır, yok yoldur, beldir, o önemli değil. Bunlar yapılıyor sağ olsun. Anında gerekeni yapıyorlar. Geldiğiniz yol üzerinde geçen yıl o yolumuzda birçok kaza atlatılmıştır. Çünkü tek şeritli yoldur. Şu an çok şükür ilçe yolu gibi geçmiştir. Bariyeri dahil ilçe yolu gibi olmuştur. Trakya'dan, Çukurova'dan, Anadolu'dan bana bir sürü insanlar telefonda ulaştılar. Bizim bir konteyner kentimiz oluştu. Tarım anneleri evlendiriyoruz diye. Bu da Türkiye'de bir ilk projedir. Sağ olsun Mustafa Yalçın başkanım oldu müddetçe diğer arayan vatandaşlara da ben onu söylüyorum. Çünkü bizim Mustafa Yalçın başkanımız var. Bu proje onun diye. Bizi böyle mahcup edecek bir şekilde karşılayan alay verili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz ne yapsak sizin için azdır. Helal olsun, güzel kullanın, güle güle kullanın. Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez. Allah Allah. Allah'ın işi bunu söylettirdi ve çok büyük miktarlarda çiftçilerimizi davet edip muhtarlarımıza beraber kabak çekirdeği, fasulye, nohut, yeşil mercimek tohumu verdik. Sonra da bir gün buraya geldik. Genç bir arkadaşım, zaten sulu arazi olduğu için burası da elhamdülillah Allah bereketini kesmesin. Genç bir kardeşim burada hasat yapıyordu. Önceki dönem Enerji Bakanımız Taner Bey'le geldik. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Başkanım Allah sizden razı olsun. Buyur kardeşim, neden öyle dedin? Siz bize hesabı yuvarlatarak söyleyeyim. Bir ton fasulye tohumu verdiniz. Biz onu 45 ton yaptık. Şimdi tarladan öyle mi muhtarım? Evet. Beraberdik. Şimdi tarladan 45 ton fasulye alıyorum. İnanılır gibi değil. Tekrar sordu Taner Bey. Bire kaç? 45. Çok şükür. Türkiye'nin en büyük müteahhiti olsa bu kadar para kazanmaz bu kadar sıra içinde. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Alaybeylili kardeşlerim çalışkan insanlar. Kadınıyla, erkeğiyle çalışkan insanlar. Diğer köylerimizde de herkes çalışıyor ama buranın verimi noktasında hakikaten daha sahiplenen bir yapısı olduğunu görüyoruz. Burası Talas merkezine en uzak köyümüz kilometre olarak. Gönül yapısı olarak da en yakın köyümüz. Çünkü buralardan başladık. 5 yıl önce ne dedik? 5 yıl önce belediye mahallemizde diye bir proje ürettik. 49 tane iş makinesiyle buraya geldik. Ne eksik var tespit ettik. Bütün mahallelere 3'er 5'er gün çalıştık. Sonra da o gün yapılacakları o 5 gün içerisinde daha sonra yapılacakları bu sosyal tesis gibi daha sonra yaptık. Sadece Alaybey köyüne yaptığımız 80'in üzerinde hizmet var. Bunların listesi 5 sayfa. Şimdi onları sayıp dökecek değilim. Siz çalışıyorsunuz. Siz biz de hizmet ediyoruz. Herkesin bir mesleği var.
Bunları biz yapıyoruz. Sosyal tesisimiz başta olmak üzere bütün hizmetlerimiz sizlere hayırlı olsun. Güle güle kullanın efendim. Belediyemizin yapmış olduğu bu tesisi hayırlı mübarek eyle. Hadi bismillah, hayırlı olsun. Bugün olmazsa olmaz hiç yar. Çalışalım bu şehir için. Gidecek. Yapmaya çalışıp sizin en iyi ortamlarda eğitim öğretim görmenizi sağladılar. Ben de sizlerin adına, öğretmenlerim adına tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım.